Evet selamlar saygılar efendim biliyorsunuz eski from Tarkov çok kısa bir süre önce yeni bir paket duyurdu Nikita dedi ki Unheard Edition bir paket getirdik dedi daha önce EOD versiyonuyla bir şey yaşanmıştı böyle bir çalkalandı yaşanmıştı onda da bazı avantajlar vardı birçok kişiye göre o da pay to win'e yakındı ama bu düpedüz pay to win Nikita dedi ki ben sizin oyun zevkinizin içine mıçacağım dedi ve mıçtı abi gerçekten oyun zevkinin içine sıçtı. Çünkü ben uzun zamandır FPS oynayan biriyim. Call of Duty, Battlefield gibi oyunlar oynadım. Eskiden çok eskiden CS oynuyorduk. Fakat bu oyunun verdiği his bana bir başkaydı. Askeri simülasyon tadındaydı ve Nikita dedi ki yeter bu kadar ya. Artık dedi bu kadar oynamayın. Başka oyuna geçin. Resmen de de çünkü dedi artık biz de de paraya bakacağız. Hileciler kazansın. Pay to win olsun oyun dedi ve geçti. O EOD versiyonu ben aslında şunu da söyleyeyim. Aslında oyunda trader levelleri yani o connection size görev veren abilerimizin levelleri arttır, arttırılarak geliyordu. Yager'in mesela görevi en zor yapılası görevlerden biri vardır Yager'da ya da birkaçı vardır. İşte adamı sol bacağından vurarak öldür. İşte 8 tane PMC sol bacağından vur. Kulak memesinden vur. Yok işte kız arkadaşıyla telefonla konuşurken işte 9 tane PMC'yi sol bacağından vur. Bunlar bile hani bir yere kadar okey diyordu herkes. Ya, tamam hadi okey ya falan diyorduk. Fakat bu versiyonu unhurt paketiyle artık Nikita işin bokunu çıkardı ve da dikti diyorum ben. Şimdi pakette neler var? Stage size büyüyor. Flame Market'e daha fazla slot geliyor. Yani belli bir sayıda belli ve belli bir sürede bir miktar ürün satabiliyorsunuz FLA Market. FLA Market nedir? Bit pazarı. İşte 15 level olduğunuzda açılabiliyor ancak ki bu oyunun temposunu hızlandıran bir şey çok fazla nerf gelmişti ona zamanda. Ben de buna katılıyorum. Çünkü bulamadığınız bir anahtarı gidip FLA Market'ten tık diye bulabiliyorsunuz ve oyunu fazla oynatmıyordu ama bence FLA Market'e hala bir ayarlama gelmesi lazım. Yani Artık geçti zaten bu çok da bir yorum yapmaya gerek yok. Ama asıl işin olayı, asıl olaylar burada başlıyor arkadaşlar. İtem veren diyenler olmuş. işte bir, bir çok fazla item verdi abi ya şu itemlere bak. Dolarlar, M856 A1 zırt delici mermiler vesaire vesaire. Bunların hiçbirinin önemi yok. Hiçbirinin önemi yok. İşte HK'lar, Scar'lar, bilmem neler, AR'ye onlar Hiçbirinin önemi yok arkadaşlar. Çünkü Tarkov'un zaten mantığı o. Bir tane PP mermileri geliyor kafadan tek sıkıyorsan bittin gitti. Bitti yani. Şunların hepsi çöp. Önemli değil. Keşke item verse. Yani keşke verdiği it şunun 10 katı item verse de böyle saçma sapan şeyler vermese. Nedir saçma sapan verdiği şeyler? İşte karakterin oynayarak kazandığınız karakterin attention, hideout management, weapon maintenance, bold action rifle ve pistol levelleri 3'te geliyor size. Onun dışında şuraya notumu almıştım. Çok hepsini incelemeyeyim. Zaten çok fazla bakmışsınızdır. Onun dışında fiyatın paketine geleyim. Ardından hemen özellikleri söyleyeyim. Şimdi bende 135 euro diyor. Bu bendeki paketin üstüne upgrade yapmam için söylüyor. Ama sıfırdan aldığınızda vergilerle birlikte 300-320 dolar civarı. Yani 10.000 TL civarı bir fiyata geliyor. Bu yabancılar için de çok pahalı bir şey. Şu anda bu fiyatlara bir GTX 4000 alt... Mış mı? 3080 bakalım bakalım şu fiyatları aşağı yukarı oyun fiyatına bir GTX 3060 Ti alabiliyorsunuz. 2000 lira ya da 1000 lira daha fazla vererek. Ya yani şunu yapabilirsiniz. Eğer arada kaldıysanız 3000 Ti alabilirsiniz ya da arada kaldıysanız 3000 Ti yerine Tarkov alabilirsiniz. PvP modunda yani PvE modunda özür dilerim. PvE modunda wipe olmuyor. Yani single player Tarkov oynayabiliyorsunuz. Stage'iniz büyüyor. PMC'ye cep geliyor. Yani Artık 4 cebiniz yok. Sanırım 8 cep ya da 6 cep olacak. Öyle tahmin ediyorum ben. Fans puanı 6'da geliyor. fans dediğiniz karakter çok 6'da gelmesi demek şu. fans de botları kontrol edebiliyorsunuz. Bossları kontrol edebiliyorsunuz. Yani gidiyorsunuz. Gidin lan şu herifi şu PMC vurun diye biliyorsunuz. Ferah Market'e daha çok satış yapabiliyorsunuz. Bunu zaten az önce söylemiştik. Insure saklama süreniz 48 saate çıkıyor ve bu da stage üstüne stage yapmış gibi oluyorsunuz. Karakterin özellikleri 3 level geliyor. Bunları söylemiştik. Markov of in iteminiz varsa insure itemleri daha hızlı geliyor ve %30 araba ile çıkılan ya da parayla çıkılan yerden %30 daha ucuza çıkıyor bir çıkıyor oluyorsunuz. Bir telsiz veriliyor. Bakın şurada söylemişler. This is the single device. Eğer unique bir item yani bulamıyorsunuz. Hiçbir yerde yok bu item. Bu item bu paket bu item varsa ki bu paketi aldıysanız bu item oluyor açıyorsunuz bir sinyal geliyor etrafa du 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 diye ve ardından sizin lobide ne kadar arkadaşınız varsa sizin oyuna bağlanıyor. Yani kavgayı adam çağırıyorsunuz. Yani ben adamı sıkıştırdım dormsta ya da işte ne bileyim fabrikada faktörde sıkıştırdım bir köşeye çalıyor sireni 3 tane agası geliyor ben adamı sıkıştırmışken adam geliyor arkadan tek atıyor benim kafaya sıkıyor. Artık işin boku çıktı. Ben daha önce bir videomda skinleri eleştirmiştim. Tamam skin gelsin okey ama ben korkuyorum demiştim ve eklemiştim. Demiştim ki bu oyunun boka gidebileceği anlamında bize bir bilgi veriyor. Ne anlamda boka gider dedim oyun? Tarkov bundan para kazanırsa ama şunu da ekledim. Tarkov'un böyle bir mantığı yok. Yani Tarkov birazcık kirli, dirty bir şeye palete sahip. Renkli bir palete sahip değil Call of Duty gibi. Ama buna rağmen Tarkov bundan para kazanırsa ileride acaba işte pembe MP5'te oynayabilir miyiz? Sarı M4A1 olabilir mi? Bunların hepsi beni korkutan şeylerdi. Ya da işte kadın karakter gelip mini etekli pembe mini etekli Topuklu ayakkabı kadın karakterlerle savaşabilir miyiz? Bunların tamamı beni korkutmuştu ve buna dair bir video yapmıştım. Ve demiştim ki bunlar beni korkutuyor. Bu Tarkov'un ben yeni başlayan biriyim. Belki 7 ay oldu 8 ay oldu çok uzun süredir oynamıyorum. İşten geldiğimde böyle kafa dağıtmak için oynuyorum. Nasıl da kafa dağıtılır bununla? O da enteresan bir şey. Bu kadar stresli bir oyunda. Bunlar beni korkutuyor demiştim ve ardından da ekledim ben dedim. Belli bir aylık abonmanlık ücreti gibi bize minik bir avantaj sağlayacak bir şey olabilir ve ben bu avantajı her ay alırım ya da belli bir sezon paketi olur abi. Sezonda bir bana Ledix verirsin ya da bir tane, iki tane, üç tane Ledix versin atıyorum. 3 ay olur sezonlar. 3 ayda her ay bana bir tane Ledix verirsin. Ve ben bunun karşılığında sana seni de desteklemek amacıyla herkes yapar bunu. 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar vereyim demiştim. Fakat bunu yazdığımda, bunu söylediğimde beni linçle, linçledi bir e, kaç arkadaş. Ve o yorumlardan birini göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi şu video abi. Neyse bulamadım. Bulamadım o videoyu. O yorumu. Büyük bir ihtimalle geri çekti yorumla Ya da bilmiyorum artık. Nedir ne, nedir, ne değildir. Bulamadım. Neyse. Olay şu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş da hani çok saçma bir video. Teşekkürler. Nikita onun satması lazım. Geliştirmiyor. Artık inertiyadan sonra bitti Tarkov. Usec. Bu sekte unlocked kıyafetler bakıyorsun siteden bir bakıyorsun pavuş para ödeyeceksin oyun amacı kalmıyor çok doğru. Nerede kappa nerede görevler? Yani pauca para vermek nedir hocam? Ben pauca para da verilebilir Ekstra hani paket olarak gibi bir şey söyledim herhalde. Ona eleştirmiş. Diğer arkadaş da şunu söylemişti. Ya ne diyorsun sen arkadaşım? Yani saçma sapan bir video çekmişim. Ben ona 1500 lira, 1800 lira vermişim. Üstüne bir de gidip ekstra 5 dolar, 10 dolar mı vereceğim demişti. Ama bunların hepsi saçma sapan paketlerin gelmemesi amacıylaydı. Onların sürekli aylık bir geliri olması da Amacıyla söylenmiş şeylerde ve işte onlardan biri geldi. Unheard Edition. Peki bundan sonra neler olacak? Bu arada hani benim söylemediğim Weapon Case geliyor. Burada farklı itemler görmüştük. Bunlar var ama buradaki asıl ay Weapon Case ya da işte e, buradaki karakterin 3 levelle başlaması, e, fan artarak başlaması, buradaki iki tane radyo olayı. Bunların tamamı pay to win. Nikita mumuditti. Peki Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bu oyun ilk vibe'da sıçmaz, bitmez, boka sarmaz ama yavaş yavaş boka sarmaya başlar. Dün gece 11'de eve geldim dışarıda dedim kahve bir şeyler içtik arkadaşlarla. Geldim bir tarkov atayım dedim. 12 dakika boyunca bekledim. Artık insanlar yavaş yavaş haritaları terk etmeye başlayacak. İnsanlar yavaş yavaş oynamamaya başlayacak. Ben almayacağım. Venatorat açıkladı almayacak. Atilla zaten adam oyunu kaldırmış. Yabancı oyuncuların, yabancı yayıncıların birçoğu almayacağını açıkladı ve oyunları kaldırıp geçtiler başka oyuna. Peki bundan sonra ne olur sorusunu tam olarak şöyle yanıtlayabilirim arkadaşlar. Bu kadar kötü yönetilen başka bir oyun görmemiştim dedim ama buna benzer bir şey yapan bir oyun daha vardı. I Can Football. I Can Football zamanının 11'e 11 herkesin oyuncu olduğu bir oyundu, futbol oyunuydu. 11'e de oynayabiliyorsun en az 3'e 3 e de oynayabiliyorsun. Yani diğer 10 kişi, 7 kişi, 8 kişi bot oluyor. Sen 3 arkadaşınla, 3 insanla bir takım da diğer tarafta 3 kişiyle bir tarafta oynuyordu ve mükemmel bir oyundu. Hatta NTV'de yayınlandı canlı olarak. Aykan futbol maçları NTV'de yayınlandı. zaten zafiyetler Hı. ve güçler ortaya, ortaya çıkacak. Evet. Bakın NTV burası. Evet çözünürlük çok kötü biliyorum. Eski bir oyun, 2012 oyunu başarılar diler. Japonya az önce söylediğimiz gibi Japonya oynayan arkadaşlar hep çabuk oynayacaksınız. Çok güzel. Evet. Çabuk. Önde önde çok iyi. Herkes biliyor. Bu yüzden moralinizi sakın bozmayın. Çok dozmayı. iyi, çok iyi. İşte golin. Gol yapılabilir konu. ama evet, çabuk dönüş. Bravo, bravo. Şimdi bu oyun battı. Daha fazla göstermeyeceğim oyunu size. Zamanın 2008 dolu bir oyun. Emin değilim. 2008 mi, 2012 mi? Öyle öyle bir o arada bir şey 2008 dolu bu oyun battı. Bu oyun batma sebebi neydi biliyor musunuz? Kötü yönetilmesi. Finansal olarak sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması. Fakat oyun çıktıktan kısa bir süre sonra her oyuncunun koştuğu bir mesafe vardı ve dendi ki bize aylık şu kadar para vereceksiniz premium hesap 50 lira ve sizin koştuğunuz oyuncunun koştuğu mesafe sahanın atıyorum 6'da birinden 6'da 3'üne çıkacak. Sahanın 6'da 3'ünü oyuncunuz koşabilecek. Ya da 6'da 2'sini koşabilecek. 6'da 2 diyelim. Farazi söylüyorum bunları. 6'da 2'sini koşabilecek. Şişmeden, yorulmadan, nefesi, ciğeri kondisyonu tükenmeden. Çok güzel. Herkes bu paketi aldı. Ardından baktı ki para tatlı. Şu anda Tarkov'un yaptığı gibi. Eski, eski From Tarkov'un yaptığı gibi. Nikita'nın yaptığı gibi. I Can Futbol dedi ki. Ben de bir tane içecek çıkarıyorum. Dedi. Enerji içeceği. Bunu içtim mi dedi. 6'da 2 koşuyordun ya sahnede. Artı bir alıyorsun ona dedi. yani sahanın altıda Birini daha koşuyorsun Yani senin karakterin Premium varsa 6'da 3 koşuyor dedi Sonra dedi ki bir dakika ben bunu maçta bir kere kullandırıyordum Ve aylık satıyordum artık dedi bu adet olarak satılacak Tanesi 5 TL dedi al cebine koy Maçta istediğin kadar kullan dedi Bak Oyun artık bokunun çıkmaya başladığı an Burada bayramlık parasını eblekler <laughs> emir aldım. Ellerin hepsiyle koşma parası aldım diye basıp anasını ağzına kadar koşuyordum. Bitmedi. Para tatlı. Herkes eleştirdi ama oyun tam boku çıkmamaya başlamıştı. Oyun çok keyifli bir oyundu. 11-11 oyuncusu. Ardından Dedi ki Aykan Futbol bir dakika ben bir paket daha çıkarıyorum dedi. Bu paket de dedi Messi paket dedi. Bunu aldım mı dedi. Bir buçuk dakikada bir basıyorsun dedi. Messi kadar hızlı koşuyorsun. Messi kadar kıvrak oluyorsun ve ciğerin bitmiyor dedi. Bak altıda üçünü koşuyorsun. Ardından Messi paketi basıyorsun. Para tatlı geldi. Bunu sattılar. Dediler ki sonra Cristiano Ronaldo paketi çıkarıyoruz. O ne? Bunun aynısı. Onu da koydu. Sonra Gerrit Bale paketi çıkarıyoruz. O ne? O da aynı. Ve artık işin boku çıkmaya başlamıştı. Oyuncular yavaş yavaş Aykan'dan gidiyor aka futboldan giriyor. Aynı şu anda Tarkov'un olduğu gibi. Bakın bir anda olmayacak bu. Bir anda olmayacak. de ne olacak sorusunun cevabını biraz uzun bir video olacak ama vereceğim. Yavaş yavaş oyuncular yani benim gibi oyuncular ya sıçarım böyle işte takım oyunu kalmadı, bir şey kalmadı demeye başladık. Çünkü biz oyuna girdiğimizde, oyuna başladığımızda sağ pas veriyorsun, sola pas. Çünkü adam belli bir yere koşuyor, belli bir yere kadar koşuyor ya. Sahanın altıda ikisini koşabiliyorsun ya sadece. 6'da 3'ünü koşamıyor. 6'da Altı 6'sını koşamıyorsun ya. E Messi geldi. Cristiano Ronaldo geldi. Gerrit Bale geldi. Sağın tamamını koşabiliyorsun. Artık topu alan kaleye gidip vuruyor. Takıma bir adam alıyorsun. Başvuruları öyleydi. inceliyorduk i̇nceliyorduk adamın profilini. İyiyse alıyorduk takıma. Alıyorsun. Adam kaleciden topu bir alıyor. Sağ bek. Herkese çalımlıyor çalımlıyor vuruyor. Avuta. Sonra orta sahadan sert çekme özelliği geldi. Allah'ım çıldırırsınız. Topu ayağına alan her eblek orta sağdan orta sahanın biraz gerisinden şut çekmeye başladı. Kafayı yerseniz. Artık oyun boku çıkmaya başlamıştı ve son gelen paketle ya da paketlerle çünkü iki paket geldikken futbola Tarkov'da olduğu gibi bu Tarkov'un sonunun başlangıcı diyorum ben. Çok sevdiğim bir oyundu çok da keyif aldığım bir oyundu. Ama üzülmeyin. Kendi ayaklarına sıktılar. Biz yine oynayacak, keyif alacak oyunlar buluruz. Hayken futbola gelen pakette şuydu abi. Sana bir özellik veriyor. Orta özelliği. Incredible orta, incredible bilmem ne öyle bir özellik daha hatırlamıyorum. Benim karakterim ortayı yaptığında sadece benim adamlarım vurabiliyor top havadayken. Rakip savunma oyuncusu vuramıyor. Bir paket daha getirdi. Dedi ki, kafa topu paketi. Bu pakette dedi eğer senin takımın oyuncusu ortayı yapan kişi de o incredible bilmem ne bir şey bir şey ortası belki başka bir ünlü bir adamın ismi de olabilir falanca adamın ortası varsa ve onu aktif ederek ortayı yapmışsa diyorum ya her şey 6 ile 7 ile Tarkov'daki gibi hani 6 ile kısa yol atıyoruz ya onun gibiydi orası basarak ortayı yapmışsa sadece sen kafayı vurabilirsin herhangi bir defans oyuncusu rakipten vuramaz dedi. Oyun neye döndü biliyor musunuz? Sağ bek topu alır. Cristiano Ronaldo Messi perkini basar. Ta anasının ağzına kadar gider. Köşeye kadar. Ortayı yapar. Bir tane de orada adam bekler ceza sahası içinde. O yükselir. Vurabilirse gol olur. Vuramazsa rakip takım or topu alır. O kanada, kanada kadar gider. Ortayı yapar. Vurabilirse vurur. Gol olur. Vuramazsa rakip takımı sağ beki alır. Bir alır topu ve bir lupa giriyor oyun Ve ardından Ayken Futbol gerçekten bitmeye başladı oyuncular çıkmaya başladı. Herkes eleştirdi. O maç odaları böyle 100 kişi 200 kişi maça girecek yer yok falan dediğiniz Ayken Futbol'da artık maç aramaya başladınız. İşte ben bunu dün gece yaşadım Tarkov'da. Tarkov'un da sonu bu olacak. Yani artık buraya doğru gidiyoruz. Şimdi Tarkov'un ve Nikita Sersen'in önünde iki tane yol var. Bir şunu da söyleyeyim adam abi parasına bakıyor. Açık söylüyorum Ay, bu bir abi para parasal bir şeydir. Adamın hani oyuncu ne kadar keyif alıyor ne bilmem ne abi umurunda değil. Burasına EFT dövmesini yaptırmış. Olayı bitirmiş. Parayı kazanacak koyacak. Arena çıktığında ben Tarkov'un arenasını tutmayacağını yanlış bir proje olacağını da söyledim. Canlı yayınlardan biriydi hatırlamıyorum. Dedim ki Tarkov'un Konsepti bu değil aga. Tarkov böyle bir şey değil. Tarkov mücadeleci, FPS, işte Counter Strike gibi, Valorant gibi silahı çevirip lıngır lıngır oynayacağım bir oyun değil. Tarkov hardcore bir oyun simülasyona, askeri simülasyona yakın bir oyun. Dolayısıyla böyle 3 saniyede, 2 dakikada biten savaşlar Tarkov'da tutmaz dedim. Dediğimde oldu. İlk çıktı. O arena bir geldi bilmem ne falan herkes bir beklenen satışı yakalamadı. Beklenen satışı yakalayamayınca Nikita bir şeyler yapalım dedi. Tamam mı? Ve dedi ki skin satalım. Çok kişi almadı o skin'i. Niye? <laughs> Mantıksız abi. Ama tekrar söylüyorum sürdürülebilir bir ekonomisi yok. Bakın o yorum yazan iki arkadaş. Birininki hala duruyor, diğerinin silmiş Yorum yazan iki arkadaş. Beni linçleyen arkadaşlara söylüyorum sürdürülebilir bir ekonomi şarttır. Ve World of Tank şu anda bunu yapan en iyi firmadır. Bak abi oradan onun ekonomisini al. Biri bir al ya. Biri bir al. Çalışan bir ekonomi var. Biri bir al. Uğraşma. İki tane seçeneği var Nikita'nın. Bir. Ya şu anda geri adım atacak. Diyecek ki evet Unheard Edition hatalı bir paketti. Biz herkesten özür dileriz. Ve bundan geri dönüyoruz. Ve şu anda Unheard Edition almış olan herkese paralarını iade ediyoruz. Ardından da bu şeyler getirmeyeceğiz deyip aylık bir standarta çevirmesi lazım ödemeleri. Nasıl çevirir? Abi finansçı tutsun. Finans uzmanıyla çalışsın. Kendisi arkadaşları da kankaları da oturup ne yapalım lan? Ben? Bence skin satalım, askeri eşofman satalım, tişört satalım demesin. Paket getirelim demesin. Şu anda çok ciddi paralar kazanmış bir oyun bu. E, 2022-2024 arası 82 milyon euro diye duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yanlış da olabilir. Yorumlarda da düzeltebilirsin. Bundan sonra yapması gereken bir adım atacak. Eyvallah diyecek ve aylık bir ödeme sistemine getirecek. Ve bunun dışında FLA Market ya da buna benzer şeyleri biraz törpüleyecek. Oyun temposunu düşürüyor. Ve bir daha da böyle antin kuntin paket getirmeyecek. Zaten kendileri söyledi. Bunun üstü EOD'nin üstü paket gelmeyecekti. Gelmeyecek dedi. Ve şu anda dava açsalar Tarkov'a açarlar. Evet anlıyorum para lazım onlara. Böyle bir şeyin sürdürülebilir olması gerekiyor. Böyle bir şeyin yenilik getirmesi gerekiyor. Ve yeniliklerin de oyuncuları cezbetmesi gerekiyor. World of Tank'ta gibi. İkinci yolda işte Nikita'nın yapacağı yol. Ardından Nikita bu Unheard Edition'ı çıkardı. Ve diyecek ki ben buradan para kazandım. Ya da yeterince kazanamadım. Hiç fark etmez. Orada da bir iki yola gidecek. Çünkü Unheard Edition ya tutacak ya çok para kazandıracak Nikita'ya ya çok az para kazandıracak. Çok para kazandırırsa Nikita buna benzer bir paketin daha iyisini yine çıkaracak. Diyecek ki Unheard Unlimited. Jäger'in yeteneği 3 ile başlayacak. Proper'in yeteneği 3 ile başlayacak. Helikopter çağırma olacak. buralara gider oyun. Bakın gider. Hani demeyin şimdi bana ya kardeşim aylık ödemede olur mu? Ben zaten 1500 lira verdim oyuna. E aylık bir de onu mu ödeyeceğim? Demeyin abi. Linç demeyin. Oyunların para kazanması lazım. Anlıyorum. Cebinizden para gitsin istemiyorsunuz ama bu. Yani sen her ay alı halı sahaya para veriyorsun ya. Her ay alı sahaya belli bir para veriyorsun ya. Bir ay verme bakalım. Ya da de ki abi ya bir kere verdik sana 500 lira bir daha vermeyelim. Ya bak, adam kovarla seni. Sonraki şey ne olur? Yani ee, sattı. Bu Unheard Edition sattı. Para, paraları Cukka'yı indirdi. Çok kazandı. Satmazsa ne olur? Satmazsa Nikita ya özür dileyecek, çekecek ya da Unheard Edition'ı törpilecek yine piyasaya sürecek. Çünkü bu adamların kafası bu aga. Bu. Nikita Unheard Edition'ı satar size. Parayı koyar. Oyuncular kalmaz. Benim düşüncem. Oyuncular kalmaz. Çeker şapkayı, ceketi alır gider. Serverları da kapatır. Sen de 10.000 TL verdiğinde kalırsın öyle. Tekrar söylüyorum. Unheard Edition almayın. Hatta şu anda Tarkov almayı düşünüyorsanız almayın. Bekleyin. Neyi? Arena Breakout. Bir oyun bu kadar kötü yönetilip bu kadar kötü bir zamanlamayla bu kadar kötü bir paketi rakibinin çıktığı zamanda çıkaramaz abi. Böyle bir şey olamaz ya. Bir I Can Football 2 bu. Bu adamlar. Berbat zamanlama. Berbat. Bu kadar kötü zamanlama olamaz. Arne Breakout. Bir de e, Warzone Warfare Warzone mu? Ne var? Öyle bir şey var değil mi? Bakayım ya. Neydi oyunun adı? Heh buldum. Greyzone. Greyzone. Greyzone, Greyzone Warfare. Greyzone Warfare ben videolarını inceledim. Baktım hatta şurada. Açalım. Greyzone Warfare tam anlamıyla Tarkov segmenti bir oyun değil. Yani Tarkov tarzı değil. Aynı kafa değil. Ve oyun bence Arne Breakout'un rakibi de olmayacak. Benzerler ama konsept itibariyle biraz farklılıkları var. Ve benim buradaki... Tavsiyem Arne Breakout. Arne Breakout'u takip edin arkadaşlar. 8 Mayıs'ta çıkıyor. Ben de talepte bulundum. Umarım bana bir key yollarlar. Çok fazla abonem, çok fazla şeyim yok. Diğerleri gibi ya da izlenmelerim yok. Ama umarım bana bir key yollarlar. Bu adamlar kaliteli işler yapan, mobil versiyon, mobil oyun üreten adamlar ilk kez böyle bir şey imza atıyorlar. Bakalım bunu göreceğiz. Ama tekrar, tekrar söylüyorum. Tarkov yavaş yavaş bitecek. Bundan sonra oyuncular eğer arena breakout iyi iş çıkarırsa ki ben tahminim o iyi iş çıkaracak. Tarkov'u bırakmaya başlayacaklar. Ve Tarkov yavaş yavaş bitecek. Ha bu Nikita'nın umurunda mı? Açık söylüyorum umurunda bile değil. İnanılmaz paralar kazandılar bakın. 2022-2024 arası 82 milyon dolar. Ya da o civarda bir para söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Bunlar söylendi. Dolayısıyla bundan sonra Arne Breakout'u takip etmenizi tavsiye ediyorum. Tarkov yavaş yavaş yok olacak. Evet ilk wipe'da ilk ay, ikinci ay, üçüncü ay bunu hissetmeyeceğiz belki. Yine oynayanlar olacak. Fakat rakipleri geliyor. Rakipleri piyasaya domine edecek ve Tarkov bu şekilde hatalar yapmaya devam ederse Tarkov patlayacak. Video söyleyeceklerim bu kadardı. da e, yorumlarınız benim için çok çok önemli. Yorumlarınızı istiyorum. Özellikle hiç önemli değil. Olumlu olumsuz hiç önemli değil. Yeter ki yorum yapın. Yeter ki küfür etmeyin bilmem ne yapmayın vesaire. Önemli olan bu. Durum bu. Bakalım hep birlikte göreceğiz neler olacak. Ama Nikita Mumdik'ti. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.